Türkiye'nin havacılık motorları merkezi TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi, milli helikopterlere güç vermek üzere geliştirilen TS-1400 turboşaft motorunu planlanandan daha erken teslim etmeye hazırlanıyor. TE Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, helikopter motoru TS-1400'ün ilk prototipini bir ila bir buçuk yıl kadar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle helikopter entegrasyon çalışmalarını başlatmak üzere TUSAŞ'a teslim ettiklerini söyledi. Daha sonra bu motordan başka prototipler ürettiklerini ve bunları çok farklı testlerden geçirdiklerini anlatan Akşit, bu testlerin zorluk seviyesinin de giderek arttığını dile getirdi. Akşit, bu testlerin insanlı uçuş için motorun olgunluğunu ispatlamak ve sertifikasyon için yapıldığını ifade ederek motorun sürekli üreteceği maksimum güç 1400 beygir olduğu için de isminin TS-1400 olarak belirlendiğini kaydetti. Kalkış sırasında 1470 beygir güç üretebilecek şekilde bir motor tasarladıklarını belirten Akşit, şöyle konuştu, bu değerler rakip mevcut ithal motorun yaklaşık 100 beygir daha üstünde değerler. Motorumuzu 1570 beygir hatta onun üstündeki güçlere kadar çıkardık. Sertifikasyon ve kalifikasyon için aşırı yükle kalkmak zorunda kalırsa diye acil durum kalkış senaryosu var. Normalde motor 1400 beygir maksimum sürekli güç seviyesinde tasarlanmış olsa da 2 dakika boyunca 1570 beygir güç üretecek şekilde çalıştırılabilmeli ve bunu sertifikasyon otoritesine göstermemiz gerekiyor. Şu an itibarıyla bu güç seviyesini aştık hatta 2 dakika değil, çok daha uzun süreler 1570 beygirde çalıştırabiliyoruz. Bu da güzel bir dönüm noktası. İleriye doğru motoru biraz daha zorlayacağız. Testler yapıldıkça gelişmeleri duyuracağız. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile TS-1400 motoru için aralarında geçen diyaloğuda paylaşan Akşit, şunları kaydetti, başkanımız bizi köşeye sıkıştırdı, bunu bir an önce verin diye. Normal proje planından zaten biraz önde ilerliyoruz ve ekibimizi zorluyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıl bitmeden ilk insanlı uçuşu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yetkilendirmeyi alarak gerçekleştirmekti. Başkanımız yıl sonu itibarıyla verin diye bizi zorladı. Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında ilk uçuş için bir motor teslim edeceğimizin sözünü verdik. İnşallah bu sözü yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi içimizde bu programı biraz daha öne çektik. Savunma sanayindeki diğer güncel bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.